Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bu videomuz iki parçalı bir video olacak. Birinci parçamız bugün evi ben kiraya verdim. Evi kiraya verdim. İlk önce bu evi tutmuşlar. Bak garajı ve iki tane de küçük odası varmış. 1100 reyala elektrik su içerisinde. Ama tabii küçük olduğu için ve çok küçük olduğundan dolayı beğenmemişler. Zaten biz de şehrin 25 kilometre daha dışarısına geldik. Yani sanki burası ilçe gibi. Ne favela ne normal bir yer. Karışık bir yer. Gördüğünüz gibi arabamızdan geldik. Şimdi arabamızda bir sorun yaşadık. Ben bunun videosunu çekmemiştim. Şimdi söyleyeyim. Ben araba dün çarşıya gidiyorken vitesi 1'e atmıyordu. Pat boşa düşüyordu. 2'ye atıyordum pat boşa düşüyordu. Dedi dişli kutusu bozulmuş dedi. Vitesin dişli kutusu bozulmuş dedi. Neyse arabayı önce durduruyorum. Ondan sonra vites atıyorum. Ondan sonra kalkış yapıyorum. 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e kolay geçiyor zaten. Neyse bu arada biz evi kiraya verdik. Evi hemen 10 saniyede kiraya verdik. Kiramızı yatırdılar. 1100 riyala kiraya verdik. 100 riyal da aylık depozit kirası. Yani o 100 riyal kendilerinin çıkınca mesela 10 ay sonra çıktılar 1000 lira kendilerinin. Gördüğünüz gibi bunlar Fortaleza'dan gelmişler. Fortaleza'dan buraya acil olarak taşınmışlar. Buraya taşınanlar 1 hafta olmuş. 1 hafta içerisinde de geri bizim evi buldular. Şimdi ben kamerayı öne çevireyim. Size daha rahat anlatacağım. Evet arkadaşlar. Evin girişi böyle garaj. Düşünebiliyor musunuz? Oy tudu ben. Beleza. Ev böyle. Şöyle. Tudu ben. Nasıl? Arkadaşlar şöyle bahçesi de var. Bahçesi güzel ama bakımsız. Kebap yeri var ama yine bakımsız. Buralar. Köpek besliyorlar galiba be. Ha, enteresan. Ha, burada iki ev var. Bir de orada var. Üç ev var. Ha, ev burası. Ha, aquí cozinha, ne? Evet. Cozinha, quarto, quarto pequenininha. Ha, burada bir oda var. Aquí, entendi. Nós colocamos acima. Mas casa grande, mas muito longe, né, todos? Evet arkadaşlar, yer yatağı koymuşlar, yerde yatıyorlar. Allah yardımcılar olsun. Kolay bir durum değil. Dediğim gibi. Ev şöyle, burada bir... Yok, ev küçük değil, Allah var. Ama bu semte göre, bak bu semte göre, 1100 lira bura çok pahalı. Bak diyorum ya burası ne favela ne normal bir yer. İkisinin karışımı bir yer. Gerçekten bir hafta olmuşlar. Bir hafta içerisinde çıkmak. Çünkü burada iş imkanı yok. En yakın yer 25 kilometre ileride. Git gel git gel git gel. Yok abi hiçbir şey yok. Burada iş imkanı yok. Burada işi nerede bulacaksın ha? Her gün git gel yol parası vermekten. Baksana şöyle bir bak Allah'a seversen. Şuna bak küçük minnacık ya. Bir oda yapmışlar çıkmışlar. Gördüğünüz gibi. Ben 2-3 ev var zannettim ama yok bir evmiş hepsi. Ev büyük Allah var ama sevmemişler. Niye her yer uzak diye. Fiyat da aynı olduğu için bizim orası daha uygun demişler. Evet videomuz devamında arkadaşlar tanıştıracağız. Evet tuttuğumuz insanlardan. Evet arkadaşlar yukarıdayız. Gördüğünüz gibi. Hop. Tegeline çekiyorum o kadar boş ki. Bomboş. Bazı diyorlar burada yani yatak altına. Agora mi de mev cordo por favor. Tem dois cordo aqui, cordo. Isso. Descansa um pouquinho. Vocês me dão depois mala, eu coloquei. Espera, eu coloco. Eu descansa um pouquinho. Você me ajuda a amarrar, vem. Evet arkadaşlar. Biz aldık. Senin ananı. Evet, şimdi ipimizden bağlayacağız. Videomuzu burada ara veriyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Arabamızı bu şekilde bağladık. Üstüne iki yatak. Bir de alt bazasını koyduk. Burada bazı diyorlar. Türkçe'de baza diyorlar. Bazasını koyduk. Şimdi aşağı doğru iniyoruz. Burada bu, diyorum ya. Çok uzaklarız. Bizim evden 25 kilometre ötedeyiz. Sao Paulo'nun en dış kenarındayız. En kenar ilk girişinde. Bundan sonra ormanlar başlıyor zaten. Devamında şimdi aşağıya yükleyeceğiz ve göstereceğiz videomuzda. Evet arkadaşlar. Ablamızın evini taşıdık.
şimdi arayüzü polise doğru gidiyoruz. Hem evimizi kiraladık hem nakliye yapıyorum. Bu nakliyeyi taşımaya ne kadar alıyorum? Normalde kendileri 1-2 lira sormuşlar, 1000 real istemişler, yani 200 dolar istemişler. Ben kendilerine sadece 150 dolar alıyorum. 26 kilometre geldim bizim evden buraya. 26 kilometre dönüyorum, ne kadar? 52 kilometre diyor. Yaklaşık 48 dakikada geldik, yani 50 dakikada. 10 dakikada benzinciler durdum. Yani 1 saat, 1 saatimizi aldı. 15 dakikada yüklemeye yardım ettim. Ben taşımadım ama sadece yüklemeye koydum. Evet, yavaş gidiyoruz. Evet. Çukur değil de tümsek vardı. Oraya yavaş gittim mouse'a. Yavaş gidiyorum. Bu arada bana bir sürpriz çıktı. Arabanın alt... Türkiye'de ne diyorlar bilmiyorum ama burada kambiyo diyorlar. Kambiyosu gitmiş. Yani alt kasa gitmiş komple. Römork mu diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Vallahi unuttum ya. Türkçe bazı kelimeleri unutuyorum. Normaldir. 15 yıldır belli bir kez Türkiye'ye gittim. Fazla Türkçe konuşmuyorum. Burada ben Çince kelimeler öğrendim. Arapça, Çince kelimeler öğrendim. Çünkü çalışma shopping'in hepsi Yunanlar ve Çinlilerin olduğundan dolayı mecburen Çince öğrenmek zorunda kaldım. Yani öğrendim derken akıcı bir Çincem yoktur ama bir adımı soyadımı veya da cevabımı cevabımı nereye olduğumu nereye gidiyorum geliyorum diyecek kadar onu biliyoruz. Yani bir 25-30-40 kelime kadar bir biliyoruz yani onu iddia ediyorum. Yani bildiğimi iddia etmiyorum. Hatta ben Portekizce'yi bile bildiğimi iddia etmiyorum. Bilmediğimi iddia ediyorum. Benim çok iyi bir Portekizcem yoktur. Ama şunu iddia ediyorum. Sokak Portekizcem benim. En iyi bilen Portekizce'ye bile taş çatlatır. En iyi ticaret yapanla bile iyi ticaret yaparım. Çünkü burada çok güzel Portekizce konuşursan zaten o zaman sen burada ya zengin görürler seni. Zengin görürler seni olacak. Vay başına gelenler. Ne alırsan 3 katını sayarlar sana o zaman. Evet. Bu ablamızın bir çocuğu var. Tabii evi tek başına tutmadı. Evi tek başına tutmadı. Evde ablamın 6 kişiler. 6 kişiler. 2 tane çocuk var. 3'er yaşında. 3-4 yaşında. Bir tane de 15 yaşında bir genç çocuk var. Kadının işte 3 çocuğu var. 2 kızı bir oğlu var. 2 kızın da birer çocuğu var. Hiç evlenmemişler. Evlenmeden çocuklarını yapmışlar. Birer çocukları var yani. Yani 2 genç kız, 1 genç oğlan, 1 karı koca. Karı koca da zaten emekli. Terzilermiş, terzi emeklileri. Yüklemiyorum, zorlamıyorum çünkü araba elimde kalmasını istemiyorum. Bu arabayı sadece beni kim anlar? Yengeç anlar, çekirge anlar. Baba kız var diye. Bu arabayı kullanıyorlar. Onlar beni anlarlar. Başka kimse anlamaz beni. Çünkü bu arabayı çeken bilir, yaşayan bilir. Yaşamayan bilmez, bilemez. Benim bu arabada ne çektiğimi diyorum ya. Bir Allah bir çekirge bilir. Yengeç mi diyordunuz? Yengeç kardeş bilir. Bu arada bana ne yengecin 1 TL zararı olmuştur şimdiye kadar ne de Özgür'ün zararı olmuştur. Onu da söyleyeyim. Tamam onlar da buradalar ama bana hiçbir zarar olmamıştır. Beni gördün mü eğilirler, abi abi derler. Biz de, onlar bana saygıda kusur etmezler. Biz de abiliğini yaparız. Herkes işimizi, yüzümüzü görürüz yani bir sıkıntı yok. Ondan sonra dediğim gibi ablamız burada. Adı Özgür. Yani Türkçe anlamı Özgür, Portekizce Victoria oluyor. Burada bayağı bir araba tamircileri var. Hatta burası ucuz ve uygun olur ama bana çok uzak. Burası kardeşim 25-30 kilometre. Uzak abi ya. Aquí tem muito assistência técnica, sabe? Mecânico, mas para mim muito longe. Aqui barato arrumo. Mas para mim muito longe. Evet arkadaşlar, şimdi yükümüzü indiriyorken videoyu çekeceğiz. Şimdi ablamıza biraz bir sohbet edelim. Hele gelmişi geçmişi hatırası neymiş onu bir dinleyelim. Ne derdi varmış, ne sıkıntısı varmış, yardımcı olabilecek miyiz? Şimdi ona bir de iş ayarlayacağım. Ne yapacağız abi? Şimdi gelmiş genç kız. Bilmiyorum da yaşı 19 bilemedin 20 gösteriyor. Öyle. Devamında görüşmek üzere arkadaşlar. Birazdan ön tarafı size göstereyim. Yola çıktık biz. Evet dostlarım. Işıklara saygı. Kırmızı ışık. Vermeyle farol. Rıza farol.
edeceğiz, köprüden geçeceğiz. Köprünün altında tren var. Bir maps'a bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi evimize doğru gidiyoruz. Bu arada biraz daha size yolu göstereyim dedim. Dediğim gibi ben siz ne verirseniz verin dedim. Ben bir fiyat biçmedim. Çünkü kendileri 1000 lira, en ucuz 1000 liraya bulmuşlar. Ben dedim siz ne veriyorsanız verin dedim. Benim aklıma geçen 300-400'dü. Kendileri bana 750 teklif ettiler. Yani 150 dolar. Allah bereket versin. Ama ben de kendilerine ne kadar yardımcı oldum. Değil anam? Yavaş yine. Otur karım, mutu karmı. Doğu değilim. Gördüğünüz gibi burası motosiklet yeri ön. Aa, burası böyle bu şekilde arkadaşlar. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. Evet, yeşilin yanmasını bekliyoruz ama yanmıyor bir türlü. Ne yeşil üstü dayan? Araba tamir paralarını ben cepten değil de ekstra kazandığım paradan vermeyi seviyorum. Daha güzel oluyor. Evet, şöyle bir yaz göstereyim. Şu an arabanın içinden gösteriyorum ben bunu. Gördüğünüz gibi. Ayrıca da dün vites kutusunu değiştirdik. Yine hala çalışmıyor. Şimdi gidince yeniden değiştireceğim. Fitesle başlıyorum. Birinci fites çalışmıyor şu an arabanın. İkinci fitesiyle çalışıyorum arkadaşlar. Arabanın fitesi çalışmıyor. Fitese geçmiyor yani. Direğe geçiyor, tık diye geri atıyor. Dün 100 dolar verdim. Yağını değiştirdim. Ama bugün yine aynı oldu. Hem 100 dolar verdim, yağını değiştirdim. Hem de şeyi verdim. Dişi kutusunu değiştirdim. Ama yine de çalışmıyor. Şimdi arabayı nakliyeti boşalttıktan sonra arabaya gideceğim, yeniden teslim edeceğim. Doblo'ya talim yine. Evet, etraf çok güzel. Yeşillik, mis gibi hava var. Yaklaşık ortalama 24 derece bir sıcaklık var arkadaşlar. Serin, serin ılık bir hava var. Güzel bir hava var. Öğlen ılık sıcak arasıydı. Şimdi serin bir havaya düştü. Çünkü şu an saat öğleden sonra Kürasan. Kürasan. Quattro quinze. Kürasan demek saatiniz kaç demek arkadaşlar. Yani o da dedi ki Quattro quinze, yani 4.15 dedi. Memnun olduk ablamızdan. Ablamız iyi bir ablamız. Biraz da göbek yapmış. Çalışmam lazım diyor. Hakikaten yapmam lazım diyor. Ayarlayacağız artık bir şeyler. Elimizden geldiği yardımı, bütün yardımı esirgemeyeceğiz. Değil mi arkadaşlar? Biz bir Türk olarak yardımseverliği çok severiz. Bu yüzden dolayı yardımlarınızı esirgemeyin arkadaşlar. Hamza abimize bu ara yolculuğunda başarılar dilerim.
Evet arkadaşlar, bizim mahalleye geldik. Mahalleye geldik ama trafik çok yoğun. Akşam üzeri çünkü okul servislerinin çıktığı bir saat. Dediğim gibi benim arabanın marşı çalışmıyor. Vitesi yani. Vites demek Portekizce'de marş demek, çalışmıyor. Fakat ikinci vitese kalkıp gidiyorum. Ne yapayım? Veya birinci vitesten kalkarsam elimle tutmak zorunda kalıyorum. Evet, bizim mahalleye geldik. Evet. Kiraladığımız evi bu ablamıza, bu kardeşimize. 23 yaşındaymış. Çocuğu da 6 yaşındaymış. Öğrendik. Evet. Evimizi kiraladığımız eve geldik. O arabayı koyacak yerimiz de var. 10 numara. O. Deniz Pasu Pelimeniz. Hop. Yanaştık. Arabanın şeyine kadar girdik yani. Şeyine kadar girdik derler ya. Evet. Yaşay Gamus. O. Bu da diğer kardeşi. Evet. Yaşay Gamus. Vamos dese. Evet arkadaşlar. Şu an çok hızlı çekemeyeceğim. Hızlı çekeceğim hatta. Neden? Çünkü müzik var mahallede. Aşırı müzik olduğundan dolayı müziğe, yayına ara vermek zorundayım. Geldik. Mahallede çok gürültü var. Bu sebepten dolayı yayınımıza ara vereceğiz. Müziğin olmadığı bir yerde çekime devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Gecenin saat 12'si. Burada polisler çıkıyor. Operasyon olacak. Kapanmış bir şekilde çıkıyor. Caiu aqui, não tem parafuso, não tem nada à frente. O outro lado também tudo vazando. Tudo mole, olha. Tudo mole. Tudo mole. Evet arkadaşlar, elimizin haline bak. Bu arabayı daha 2 gün önce 4000 lira isteyip de 3300 lira para verdim ben bu arabaya. Arabadan yoldan aldık. Gördüğünüz gibi. Aha. Böyle yolda kaldık. Allah'tan ki arabayı Kerem'in gücüyle beraber ve de Serdar abinin gücüyle beraber arabayı kaldırıma çıkardık. Trafiğe engel olmasın diye. Ne oldu? Şimdi ön tarafa çevirip size bunu anlatacağım. Evet. Şimdi olay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Olay bakın. Şu parça düştü. Bu parça ne? Bu parça ne? Bu parça şuranın parçası arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Bak. Arabanın altına giriyorum. Bunu. Şu parça gördünüz bak. Civata çıkmış. Altta hiç civata yoktur. Burada toplamda 6 tane civata var. 6 civatanın sadece bir tanesi, yani 5'i de çıkmış, bir üzerine bu da düşecek zaten, bak gördünüz mü? Öbür tarafta oynuyor. Şimdi elimle tutabilsem tutamıyorum. Hop, arabanın altındayım şu an. Öğlen saati, Kerem de okula da geç kaldı. Bakın. Şu şekil. Bak. Gördüğünüz gibi civatı da burada, bak. Civatı da burada. Burası da oynuyor bak. Şurada bak civatası var ama bu oynuyor. Ya bu Brezilyalı'nın yaptığı, ben işin içindeydim arkadaşlar. Neredeyiz? Brezilya'dayız. Arabanın altında. Arabaya çekmeye 100 dolar. Yani 3400 lira istediler. Yani 500 para birimi. Arabanın içindeki tekerleği tutan şu vidalar tutuyormuş ya. Bu vida tutar mı ya? Koskoca arabanın tekerini ya. Tutuyormuş, düşmüş abi. Araba çalışıyor ama vitesi attığın zaman gitmiyor çünkü tekerlek ile bağlantıları ile topluluk oldu. Neredeyiz? Brezilya'dayız. São Paulo'dayız. Vinci 13 Mayo'dayız arkadaşlar. Vinci 13 Mayo. Evet arkadaşlar. Vinci 13 Mayo'dayız. Böyle arabamız kaldı. Hemen yolu kapatmamak uğruna kaldırıma aldım arabayı. 4-5 tane motosikletli arkadaşlar durdu. Allah razı olsun.
bize yardımcı oldular. Ya hiçbir şey demeyeyim ben bu Pedro'ya. Vay bu Pedro var ya, bu Pedro. Bizim bugün de hem video çekecektim, markete gidecektim. Bizi yolda bıraktı arkadaşlar. Trafik böyle sıkışık. Gördüğünüz gibi. Videomuza devam edeceğiz kaldığımız yerden. Evet arkadaşlar, an itibariyle arabamız trafikte. Biz de kalmışken yemeğimizi yiyoruz. Bak beyaz peynir yiyorum ha. Bak beyaz peynir. Çay çek abim. Eyvallah, biber atar mısın sayın abim? Elim dolu da iki elim. At 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 abi. At abi at at. At bir tane bile kalsa. Evet abi. Acılı sandviçimizi, peynirli sandviçimizi yiyoruz. Ne yapalım abi? Otobüs bekliyor, tamirciyi bekliyorken boş durmak yok. Bari arabada kalmış pikniğe çeviriyoruz. Kötü olayı iyiye çevirmek lazım her zaman. Vardır bunda da bir hayır. Allah beterine saklasın. Trafikteyiz. İki yol üzerinde gördüğünüz gibi çayımızı kahvemizi içiyoruz. Herkese selam olsun. Şimdi Pedro gelince ben ona sayacağım. Saymasını bileceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Pedro geldi. Pedro, Pedro, Pedro. Você não montou parafuso forte? Mecânico, meu mecânico ajudante. Viu? Tudo mole. Muitos parafusos aí, eu já olhei e baixei. É? Mole, mole, muitos parafusos aí eu vi. Baixei os dois. Mas tem uma coisa, quando quebra um, os outros também soltam. É, por isso que não fiz. Quando parou, parei direto. É, diyor, benim yardımcım sıkmadı, şerefsiz diyor. O. Esse quebrou. É, esse quebrou. Por isso que falei. Tamanho dele. É. Outro lado não estou solto nada, só mole. Vou colocar quantos der apertar, a gente leva pra lá e. É, devagarinho. Eu peço o outro. Sim, deixa hoje. Deixa eu ver se eu marcar contra esse lado. É. Eu tenho que virar uma rota assim. Sem problema. Evet arkadaşlar, bizim Pedro'muz geldi. Bir saat sonra arabadan yolu karıştıraktan geldi ama geldi, biz de yaptık burada. Tabii çayımızı, kahvemizi, çayımızı, suyumuzu içtik. Böyle güzel bir havada. 23 derece bir sıcaklık var hava. Çok serin, güzel. Vallahi uykum geldi. Değişik bir yöntem oldu. 15 yıldır böyle hep burayı böyle merak ederdim. Ya burada nasıl oturuyorlar? Burada uyunur, şu olur, bu olur diyordum. Biz de askeriyedeyken, çalışıyorken böyle yeşillikte, otun altında, ağacın altında uyurduk. Bize de kısmet oldu buraya. Değil mi abi? Bize de kısmet oldu buraya. Ne diyorsun abi? Nasıl bir deneyimdi bugünkü deneyimimiz? Çok güzel yani. Beğendi, sevdin mi abicim? Evet. Abi çayımızı içtik. Yemeğimizi yedik. Dolamızı içtik. Gittiğimizi de yaptık. Daha ne istiyorsun abicim? Sağımızdan araba geçiyor, solumuzdan araba geçiyor. Mis gibi. İki otoban arası. Buna da şükür abi. Her şerde bir hayır vardır. Her hayırda bir şer vardır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Biz bu halimize şükrediyoruz. Çok şükür Allah'a. Vardır bunda da bir hayır diyoruz. Ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Pedro dedi ki benim yardımcımdan dolayı oldu, böyle kusura bakma. Hiçbir ücret de talep etmeyecek çünkü garantisi var arabanın. Böyle tıkır tıkır biz para verdik arkadaşlar. Yani kolay değil yani. Neredeyse 4000 riyala yakın para. 6 kere 24 25 bin TL para verdik kardeşim. Yani değil mi? Şu görüyor musun şu güzelliği? Burası 5 yıl. Zaten ödeli. Tamam mı? Ekome yereli. Aa şey. Aşey. Valeo. Evet. Evet, evet. Evet arkadaşlar. İşte durum böyle. Buranın hız limiti 60 arkadaşlar. 60'lık hız limitiyle böyle gidiliyor. Gördüğünüz gibi maşallah şeyine geliyorlar. Baksana ölümlü ölümlüne geliyorlar. Allah Allah. Ha sen ya 60 yıllar ama 8'den aşağı ekliyorlar. Ha burada radar yok ya. Basan basana. Neyse. 2 saat burada bir dinlendik. 1,5 saat kadar. Buna da şükür. Vardır. Bunda da bir hayır. Zaten bir de yolu şaşırdı. 20 dakikadan geç geldi. Böyle. Aha. Güzel bir deneyim oldu gerçekten. Ben burayı merak ediyordum.
İşte durum böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Yatıyoruz. Vallahi piknik havası gibi. Bizim Petro yapıyor. Ama bu sefer ilk defa bu sefer arabanın suçu yok arkadaşlar. Yani arabaya suç bulmayın. Çünkü bizim tamircinin çırağı civataları sıkmamış. Çırağa güvenirsen bu iş böyle olur. Gerçi çırak dedin de 40 yaşında ha yani. 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında değil yani. Tamircinin çırağı sıkmadığı için olaylar böyle oluyor tabii. An itibariyle yolda kaldık. 2000 önce servisten çıkardığımız araba yolda. Beni anlarsa sadece yengeç anlar. Baba kız vardı ya. Çünkü bu arabayı süren kişi anlar sadece beni. Çünkü bu arabayı da kullandığı için ancak o beni anlar. Başka kimse anlayamaz. Neyse arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar 5 dakika 4 tane vida taktı. İkisini sıkıştırdı. Olay bitti. Arabamız hazır. Yola çıkıyoruz arkadaşlar. Elimiz kolumuz yağ içerisinde. 1,5 saatlik piknikten sonra evimize doğru gidiyoruz. Görüşmek üzere.